Siz de biliyorsunuz, ara sıra Batı medyalarda Sincan hakkındaki bilgiler bildiriyor. O söylentileri nereden geldiğini bilmiyordum. Şu ana kadar, benim bildiğime kadar tek bir örnek, yani tek bir haber, yani hiçbir bir haber çok net ve doğru bir şekilde somut bir haber çıkarmadı. Mesela birkaç milyon kişi ölmüş, birkaç milyon kişi tutuklandı. Onlarca cami yıkıldı bu sefer, böyle de söyleniyor. Hep böyle haber, o haber mi ve dedikodu mu bilmiyorum. Asılsız bir şey. Yani bazen bir haber çıktı. Bir kişi kim ne yaptı? Böyle bir haber varsa bütün bunun gibi haberleri bizim Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bütün bu haberlerine ertesi gün cevap veriyor. Dediğiniz o kişinin gerçek durumu nasıldır? Böyle gibi bir cevap veriyordu. Ama böyle kabaca bir şey çıkarsa biz nasıl cevap verebilirim ki? Yani Çin'de bir deyim var. Ağız başkanın vücudunda. Sincan'la ilgili bilgi almak isterseniz ben de kısaca bir anlatmak istiyorum. Sincan büyük bir bölgedir. Orada sadece Uygur yaşamıyor. Orada onlarca etnik grubu yaşanıyor. Birincisi. İkincisi, orada sadece Müslüman yaşamıyor. Orada farklı inanca, yani dine inanç olan kişi yaşanıyor ve hiç dine inanmayan kişi de yaşanıyor. Bu temel bir gerçeğidir. İkincisi, galiba çok arkadaşları meslek yetenek eğitim merkezinden merak ediyor. Bu konuda bizim Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimleri birçok sürü açıklama yapıldı. Aynı zamanda birçok yabancı heyetleri ve yabancı medya grupları da oraya ziyaret edirdik. Sincan'da geçen 10 yıllarca içinde bir sürü radikalizmden yaratan bir sürü terörist etkinlikle karşılaşıyor. Çok masum insanlar mal ve can kaybına neden oldu. Bunları mücadele ederken biz farkındayız. Sadece sokaktaki o terörist etkinlikle mücadele etmekle kalmıyor. Aynı zamanda bunun kaynağını, bunun toprağının çıkarmasına da ihtiyacı var. Yani o fanatizm, o radikalizmin düşüncesinin yok etmesi gerekiyor. Değerlendirme yapıldıktan sonra farkındayım, bazı kırsal bölgelerde yasa dışı, yani yasa kaydı dışındaki imamlar orada küçük bölgede padişah gibi yönetiyor bölgeyi. Orada insanın beyni yıkanıyor. Böyle bir durumda bu radikalizm düşüncesine etkilenen kişinin onun beyinleri hastalandı. Bu hastasını iyileştirmek için okulları kurduk. Oraya gönüllü olarak yasaya göre kontratlı bir şekilde içine girip 3 şey öğreniyor. Çok basit 3 şeydir. Bir, Çince. Yani bir kişi, bir ülkenin vatandaşı, o ülkenin resmi dili bilmediği takmin edemeyen bir şeydir. İkincisi, yasayı öğrenmek. Yani yasa hiç bilmediği zaman kolay kolay radikalizm düşüncesi tarafından etkileniyor. Başkasının öldürüyor. Yani dinden dolayı böyle. Yanlış dinden. Din doğrudur ama onlar yanlış bir şekilde etkilendi. Üçüncüsü, bir meslek yeteneği öğrenmek. Bu meslek yeteneği olmayınca o kendi kendine beslemeye
bir şekilde oluyor. Kendi kendine sosyal yaşam, sosyal yaşamına dönemiyor. Böyle bu üç, o okullarda sadece bu üç dalı öğreniyor ve artık oradan mezun olanlar da var ve normal bir insan gibi normal yaşamaya dönüyor. O kampa falan söz konusu kesinlikle yanlış ve kabul etmiyoruz. O meslek yeteneği eğitim merkezidir. Aynı bir yataklı okul gibi düşünebilirsiniz. Ve böyle bir 1 milyon mu kaç milyon mu dedik oldu. Aynen birazdan size söylediğim gibi bu rakamlar nerede oldu, nereden çıktığını, bu yanlış bilgiler, haberler nereden çıktığını hiç bilmiyor. Onlara sorması lazım. Onlara bu haberin asıllığını sormanız lazım. Aynı zamanda Türk basın mensupları ekipleri de Sincan'ı ziyaret ettirdik. İnşallah onlar da oradan yerinde bizzat gördüğü, duyduğu doğru bilgileri de Türk halkına tanıtabilir. Çin'de din inancı serbestliği var. Din inancı serbestliği bir taraftan, diğer taraftan devlet olarak, hükümet olarak dine inanan insanların ihtiyacını yasal bir şekilde korumaktadır. Camiyi yıktığını böyle bir haber ve dedikodu çıkıyordu. Ama size bir örnek vereyim. Son yıllarda Sincan'da, ancak Sincan'da, başka yerde de aynıdır. Ancak Sincan'da uzak bölgeler, kısa bölgelerdeki şart iyi olmayan camilerinin tamir etmek için büyük para yatırdık ve bir standart yaptırdık. Çünkü siz Türksünüz. Yani en azından İstanbul'da gördüğüm bütün camiler mesela mermerden, taşlardan inşalanan çok iyi camilerdir. İyi diyelim yani sağlam, güvenlik. Ama fakir yerdeki bölgelerdeki Sincan'da, uzak bölgelerdeki bazı camiler topraktan yapılan camilerdir. Bunları daha yeni haline getirmek için bir standart verdik. Bir, her camiye taş üzerine kaplanmazsa. İki, her camiye yani su, yani şey, dua ettikten önce temizleme falan gerek var ya, bazı camiye böyle bir şart bile yok. Su oraya taşınıp musluktan su çıkartabilir, ev ve ayakları yıkayabilir. Her camiye elektrik sağlanmazsa. 4. Her camiye internet servisi, Wi-Fi yani şey sağlanmazsa. Radyo sağlanmazsa. Şu anda siz böyle bir soru bana attı. Ben tam olarak sıralamıyorum. Yanıtmıyorsam 7 içine getirmek böyle bir kampanya vardır. Yani bu 7 temel ihtiyaçlarına özellikle uzak kırsal bölgedeki camiyi daha iyi bir şekilde inanç olan kişilerine servis vermek için böyle bir eklemek istiyorum.